Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Eyüp Bey nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Takipçilerimiz şu anda yavaş yavaş katılmaya geliyorlar, gelecekler, katılacaklar. Bu akşam One Minute programımızda da sizle birlikteyiz. Güzel bir yayın yapacağımızı ben şu anda düşünüyorum, inanıyorum. Her hafta çeşitli yayınlar yapıyoruz Medya Interaktif TV üzerinden. Bizim de programımız 2 haftada bir yayınlanıyor. Bir hafta ara verdik, yani bayağı bir ara verdik yayınımıza ama kaldığımız yerden devam ediyoruz ve siz kıymetli konuğumuzla beraber bir yayın daha gerçekleştireceğiz. Dilerseniz ilk başta sizi de tanıyalım. Takipçilerimiz tarafından kendinizi kısa bir şekilde tanıtırsanız memnun oluruz Emrah Bey. Teşekkür ederim ilk önce beni ağırladığınız için, konuk olarak aldığınız için. Ben Emrah Subaşı, Adıyamanlıyım. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okuyorum. Bazı sivil toplum kuruluşlarında görev alıyor. Ve 3. Yeni Fikir ve Edebiyat Dergisi'nde halkla ilişkiler direktörü olarak görev alıyorum. Elimizden geldiğince yazarlık yapmak istiyoruz. Şiir yazmak istiyoruz. Bazı eserlerimiz var. Bunların dışında böyle kendimizi tanımlıyoruz. Bizler de yakından takip ediyoruz. Sizin yazdıklarınızı, öykü yazarlığınız da var. Bunları da yakından takip ediyoruz. Nitekim çıkardığınız Edebiyat Dergisi'nde de hatta önceki yayınlarımızda Enes Yaylalı'yı da konuk almıştık. Kendisi de derginizde faaliyet gösteren bir arkadaşımız. Derginizin de nedenli faaliyetler yürüttüğünü, çalışmalar yaptığını yakından biliyoruz. Hatta şahsımızın da bir şiirine yer vermiştiniz son sayınızda. Bu da bizi gururlandırmadı değil. Bunu da ifade edelim. Bir teşekkür edelim size, derginize. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra dilerseniz takipçilerimizle birlikte bugünkü yayınımıza, bugünkü temamıza bir bakalım. Bugün konuşacağımız konu Türk dizilerinin toplumumuzda olan etkileri. Bu konuda bir muhabbet, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hemen bir giriş yapmak gerekirse, Türk dizilerinin veya şöyle baştan yani genelleme yaparsak dizilerin toplum üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz Emrah Bey? Evet, öncelikle konumuz gerçekten şahane. Biz bu konuyu seçerken beraber istişare ederken hani toplumun faydalı olabilecek hangi bir konu olabilir diye düşündük ve son dönemlerde de etkisi olan, toplumun üzerinde etkisi olan özellikle bu pandemi ve karantina dönemlerinde insanların kaçarak kendini inzivaya çektiklerinde bir an olsun kendilerini telefon başında internet başında ve televizyon başında buluyorlar. Evet. Genel olarak baktığımızda az önce de bahsettiğim gibi insanlar zor dönemlerinde özellikle kendini yalnız hissettiklerinde bunu yalnızlaştırmayı ortadan kaldırmak için bazı arayışların içine giriyorlar. Bunda en temel örneklerinden, göstergelerinden tabii ki de diziler, filmler, reklamlar, şarkılar, türküler bunları sayabiliriz. Dünya geneline baktığımızda özellikle devletlerin, sivil toplum kuruluşların ve bazı fikir sahiplerinin kendi malzemelerini lanse etmekte en temel araç olarak dizi ve filmleri gösterebiliyorlar. Bakıldığında örneğin Amerika bu meşhurdur. Amerika ve Japonya savaşlarında daha önce yaşanmış bir olayı tekrardan bir film haline getirerek Amerika kendini buradan masum olduğunu göstermeye çalışıyor. Filmin ismi Pearl Harbor Savaşı. Oraya bakıldığında milyonları görürsünüz. Japonların işte orada dolaştıklarını görürsünüz. Amerikan askerlerinin hatta orada İşte yaşlılara yardım ettiklerini, sağlık ocaklarına gidip de kendi destek verdiklerini, hatta kendi askerlerini orada çalıştırarak onlara Japonya'daki vatandaşlara, halklara yardım ettiklerini görürsünüz. Ve devamında Japonya'nın bir adamı gelip, Japon askeri gelip Amerikan askerlerine bilinmedik sözlerle hakaret ediyor, sesini yükseltiyor ve sonrasında
Japon askerleri gidip şeyin o bulunduğu havaalanın ya da şey diyorlar galiba bu Adana'da da bulunan meşhur Üst. incirlik üs evet Evet. üste saldırdıklarını görürsünüz ve sonrasında işte Amerikan askerleri uçaklarıyla tanklarıyla bombalarıyla Japonya'daki bütün herkesi yani daha önce de yaşanmış bir şey olduğu için herkesi işte bombaladıklarını görürsünüz. Ve bunu bir yabancı ülkede bunu filmde yani sinemada yansıtıyorlar ve bombaladıkları zaman Amerika o Japon askerlerini bombaladıkları zaman bütün oradaki sinemaya gelen izleyiciler hep beraber ayağa kalkarak alkışlıyorlar. Yani bu devletlerin gene de az önce de bahsettiğim gibi devletlerin kendi faaliyet gücünü yükseltmek istediği zaman başvurduğu araçlardan bir tanesi diziler, filmler Yani ve diğerleri. şu şekilde bir özet geçebiliriz Emrah Bey'iz anlamca. Hani algı operasyonlarının tavan yaptığı durum olarak, algı operasyonlarının hani zirve yaptığı sektör olarak sinemayı buraya katabiliriz. Yani baktığımız zaman birçok sektörde, birçok toplum, birçok devlet ve ülke yaptığı bir işi sinema yoluyla, medya yoluyla gerçekten çok değişik ve abartılı bir şekilde bizlerin önüne sunabiliyor. Nitekim Vietnam Savaşı'nda Amerika'nın Vietnam'da ne işi var diye bütün dünya bunları sorgularken bir filmle, Rambo filmiyle hani tamamen haksız bir ülkeyi kahraman gösterip masum bir devleti, masum bir ülkeyi de hain, düşman gösteren bir zihniyetin ürünü olduğunu sinemanın ve topluma etkisi olarak filmlerin bu şekilde bir etkisi olduğunu görebiliyoruz Emrah Bey. Evet. Dediklerinize çok haklısınız. Türk dizilerine döndüğümüzde ise Evet. bunların tekrardan etkilerinin olduğunu tekrardan varsayabiliriz. Özellikle şunu belirtmek isterim diye yayındaki arkadaşlarımız biliyorlar mıdır bilmiyorum. Farkındalar mı bilmiyorum. Kurtlar Vadisi diye daha önce yayınlanmış bir dizi vardı. Yaklaşık 8 ve 10 sezon civarında bir kitleye de sahip oldu. Şu an bazı kitlelerce halen de izlenilmeye Tekrar devam tekrar eden bir izlenen dizi. bir dizi, evet. Evet. Devletin daha öncesinde hani Kurtlar Vadisi'ni başlamadan bu dizi başlamadan önce MİT'e olan başvuru sayısı 480 civarında olarak belirleniyor. Bu devletin kademelerince de delil ve kanıtlarıyla ortada. Dileyen arkadaşlar bakabilirler. Kurtlar Vadisi'nden önce MİT'e yani Milli İstihbarat Teşkilatı'na olan başvuru sayısı 480. Bunu 480 olarak saptanıyor. Kurtlar Vadisi başladıktan sonra 3. ve 4. sezonundan sonra bu başvuru sayısı 4800 civarına yükseliyor. Yani yaklaşık yüzde bilmem kaç Evet. Yani başvuruların bu yükseldiğini devletin gene söylemek gerekirse devletin faaliyet gücünü yükseltmek istediğinde kullandığı araçlardan bir tanesi diziler, reklamlar, filmler ve diğerleri. Yani devletin MİT'çilere, ajanlara ihtiyaç duyulduğunda böyle bir sinemaya, dizi ortaya attıktan sonra kendine gereken desteği alabiliyor. Yani şu şekilde hani siz de söylediğinize göre Kurtlar Vadisi örneğini verdiniz. Kurtlar Vadisi gerçekten örneği olmayan bir diziydi, bir başyapıttı. Hatta ilk 97 bölümünü halen defalarca izleyen, tekrar tekrar izleyen ve bütün repliklerini ezberleyen arkadaşlarımızı ben biliyorum. Hani bu Evet. konuda tabii ki bir dizinin, bir yapımın topluma olan etkisi gerçekten muazzam derecede görülebiliyor. Hani siz de bahsettiğiniz Emrah Bey, baktığımız zaman toplum üzerinde hani bir yönelme, hani şöyle bir yönetme var değil mi? Perspektifi tuttuğun yer, ışığı tuttuğun yer toplumun önünde. O insanlar hani oraya doğru bir yönelebiliyorlar. Bunu da diziler gerçekten toplum üzerinde güzel bir şekilde işleyebiliyorlar Emrah Bey. Evet, teşekkür ederim. Dediğinize katılıyorum.
Başka bir örnek verilmek gerekirse, siz de farkındasınızdır. Son dönemlerde reklamlarda, özellikle internet reklamlarında şunu görmekteyiz. Halk eğitime başvururlar. Halk eğitimin işte bütün her yerdeyiz, bütün ilçelerdeyiz, bütün illerdeyiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bir reklam var. Bunu bir saatten sonra etkisini kaybetti. Çünkü başvurular alımı olmadı. Tam bu anda izleyicilerimiz bana katılacaklardır. Eğer izlemişlerse o diziyi, Gönül Dağı dizisini. Gönül Dağı dizisinde şu an son 2 ve 3 bölümlerinde halk eğitim çalışması var. Ve bir kadının halk eğitimi yeniden eski faaliyetine, eski gücüne kazandırma şeyi var, çalışması var. Ve bu konu işlendikten sonra halk eğitimi başvuruların bildiğimiz çevrelerce bize gelen duyumlarla tekrardan tavan yaptığını ya da başvuruların çoğaldığını bize söylüyorlar. Ya bu da gene bahsetmek gerekirse bir yerde bir konu var ya da bir yerde bir sorun var ve bu sorunu nasıl çözebiliriz detayında ve incelendiğinde karşımıza direktmen reklamlar, işte diziler, filmler çıkıyor. Bunun birçok örneği var. İlerleyen aşamalarda tekrardan bahsedeceğim. Kalabalık tutmuşum şeyimi, ajandamı. Evet. İlerleyen vakitlerde bu konuda tekrardan paylaşacağız. Müsaadenizle ben de bir parantez açmak istiyorum. Tabii, buyurun. Şimdi bunu belki de herkes bilmiyordur. Bu çünkü pek bilinen bir durum değil. Şimdi Çocuklar Duymasın diye bir dizi vardı. Bunu siz de takipçilerimiz de çok iyi biliyordur. Yapımcısı Birol Güven ve MİT Yapım tarafından yapılmış bir diziydi. Hani reklama giriyorsa da artık Rütük'le bağımız yok şu anda zaten. Çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz bu yayını. Şimdi şöyle bir bilgi, bir anekdot paylaşacağım burada. O dönem Birol Güven Nokia'nın ortağıydı. Yani Nokia ile Birol Güven arasında bir ortaklık vardı. Ve Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç her bölümde baba bana telefon al diyerek her bölümde defalarca replik kullanıyordu, telefon istediğini söylüyordu. Ve emin olun bu diziden sonra Nokia'nın o dönemki piyasada sektörde hakim olan Nokia'nın telefon satışları gerçekten muazzam derecede artış göstermişti. Şimdi bu bir örnek. Bu belki Gönül Dağı Halk Eğitim örneğiyle, Kurtlar Vadisi Devlet Başvuruları örneğiyle beraber baktığımız zaman gerçekten bir dizinin, bir filmin, bir medyanın toplum üzerinde çok ciddi oranda etkileri var. Bunu da bu şekilde görebiliyoruz. Bu örneği paylaşmak istedim Emrah Bey. Teşekkür ederim. Siz de bana destek olduğunuz için ben de aynı şekilde size destek vermek isterim. Şimdi bir başka diziye gideceğiz. Sadakatsiz dizisine gideceğiz. Şu an gene yayınlanan. Sanırım şu an baktığımda son dönemlerde parlak isim, yani parlak dizilerle ajandamı renklendirdim. Sadakatsiz dizisine gideceğiz. Özellikle Kanal D'de yayınlanan bu Sadakatsiz dizisinde şöyle bir ayrıntı var. Oppo telefon reklamı dizinin içinde kullanılıyor ve bu sansürlenmiyor. İşte markanın simgesi sansürlenmiyor. Bu eğer zannımca bu dizinin ve şirketin anlaşmış olmasıyla anlaşılabilir. Ya muhtemelen evet. Evet. Bakıldığında Oppo telefonun daha önce rağbet görülen bir telefon olmadığını görebiliyoruz. Ya da yakın çevremizde almayanlarla ya da diğer satışlarla ilgili ufak tefek bilgilerimiz mevcut. Sadakatsiz dizisinden sonra Oppo telefon alma yani satış gücü yani satış oranı %22'ye yükseldiğini Oppo genel müdürü geçen yayınladığında öyle bahsetmişti. Tekrardan bu ürün yerleştirmelerle ya da bir şirket az önce bahsettiğim gibi devlet bir fikir, sivil toplum kuruluşları ve şirketler eğer faaliyet gücünü yükseltmek istiyorlarsa, faaliyet gücünü daha çok değerli bir hale getirmek istiyorlarsa burada dizileri kullanıyorlar. Bunda en
çeşit örneklerinden. Tekrardan bahsettiğimiz gibi Gönül Dağı, Kurtlar Vadisi, Sadakatsiz dizileri. Evet. Yani toplum üzerinde gerçekten ciddi oranda etkileri var. Peki sizce Türk dizileri veya yapımcıları bu etkiyi olumlu yönde kullanmaya dikkat ediyor mu Emrah Bey? Bu ürün yerleştirme, yani konu odaklı ürün yerleştirmeleri ben gereken yerde gerektiği şekilde yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü Sadakatsiz dizisinin bir konusu var elbet. Ya da Gönül Dağı'nın bir konusu var elbet. O konu üzerinden gitmeleri senaryoya sadakat, senaryoya bağlılık, vefa gerekçesiyle ben ürün yerleştirmelerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii bunu devlet eliyle ya da RTÜK sorunuyla karşılaştıklarında elbette ki bu tür şeylere, yollara başvurabiliyorlar. Evet, yani bu konuda tabii ki baktığımız zaman bu etkilerin hani maddi bir getirisi de illaki yapıma ve yapımcıya oluyor. Bu konuda hani reklam olarak bakıldığında gerçekten ciddi oranda paraların da döndüğünü tahmin edebiliyoruz. Bu Evet. konuda bence tabii ki bu yani tasvip edilemez bir durum diye ben düşünüyorum. Hani çünkü baktığımız zaman insanlar o yapımı izleyince, o filmi, o diziyi izleyince hani bu etki altında bırakılmamalı. Çünkü toplum hani yönlendirilmemeli ya. Toplum özgürse, bağımsızsa, hürriyet sahibi ise bir kesim toplumu yönlendirmemeli. Yani bunu mesela algı operasyonlarında çok görüyoruz. Özellikle hani bizim de mesleğimiz gereği muhabirlik yaptığımızdan dolayı Evet. haberlerde görüyoruz. Hani insanlar belli şeylere inandırılmak isteniyor. Yanlışlar doğru olarak gösteriliyor, doğrular yanlış olarak gösteriliyor. Yani bu gerçekten toplumun bir olumsuz bir durumu. Hani baktığımız zaman bunların da engellenmesi gerekiyor diye düşünüyoruz Emrah Bey. Teşekkür ederim. O zaman bir başka diziye gidelim, dilerseniz Tabii Emre buyurun. Bey. Şimdi bazı dizilerin de amaçlarının dışına çıktığını da fark edebiliyoruz ya da bunun sonradan etkilerini görebiliyoruz. Örneğin herkesin illaki bir yerden telefondan, Instagram'dan ya da sosyal medya araçlarından ve diğer televizyon araçlarından görmüşlerdir. Sen Anlat Karadeniz dizisi, bir Karadeniz dizisi içeriğinde kadına şiddeti kabul etmediklerini, kadına şiddete karşı olduklarını belirten bir senaryo var. Ama kadına şiddeti karşısında olduklarında kadına şiddete hayır demenin düsturunda şey anlatılmamalı. Örneğin oradaki bir kadın, şöyle açıklamak gerekirse biraz doğan başta oldu ama kadına eğer şiddeti anlatacaksan mutlaka kadına şiddet etmek zorunda değilsin. Kadına şiddete karşısındaysan kadına şiddetin konusunu işlememelisin. Direktmen kadın üzerinden bir nokta, optiğe odaklanmamalısın. Ya bu sen anlat Karadeniz'in en büyük sorunu bence buydu. Yanlış kullanıldı yani konusu. Evet. Yani şöyle diyebiliriz. Sen bir işi yapıyorsan hani bu işte bir niyetin varsa hani bu amacını, bu niyetini en doğru şekilde kullanman gerekiyor. Tabii hani birçok dizi örneğini burada verebiliriz Emrah Bey. Hani tek tek sayabiliriz. Çünkü yani bir günde 5-10 tane dizi yayınlanıyor. Her bir kanalda ayrı ayrı dizilerin yeni bölümleri yayınlanıyor. Her ay neredeyse 2-3 tane yeni bir dizi başlıyor. Hani bu konuda da insanlar artık ne izleyeceğini de şaşırabiliyor bazı konularda. Yani o yüzden bu perspektif, bu pencere çok genişleyebilir, çok geniş de zaten. O yüzden hani biz burada belki özel konuları konuşuyoruz. Hani en önemli belki genel konuları konuşuyoruz. Tek tek dizilere özel olarak inmeyelim ama ben şunu da merak ediyorum. Hani geçmişten bugüne kadar eski mesela eski dizilerden efsane olarak, mihenk taşı olarak sizin gördüğünüz, düşündüğünüz diziler var mı? Mesela 10 yıl önce yayınlanan ama bugün halen sevilerek izlenen Kurtlar Vadisi'ne örnek verdik mesela. Bunlara başka Evet. diziler de ekleyebilir miyiz?
Ben Leyla ile Mecnun örneğini verebilirim. Leyla ile Mecnun trajikomik, hem dram hem işte komedi dalında zenginleştirilmiş senaryosuyla, oyuncularıyla zenginleştirilmiş bir eser, bir dizi olarak tanımlıyorum. Bakıldığında Leyla ile Mecnun'un dönemlerine bakıldığında insanlarda bir kopukluk olduğunu görebiliyoruz ve bu kopukluğun da neden Leyla'ya Mecnun'da işlendiğinin farkına varabiliyoruz. Örneğin 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında toplumca bir kriz dönemlerindeydik ve bu krizin en temel nedeni ya da bu krizi düşünmememizin nedeni tabii ki de diziler olmalıydı. Bizi güldüren ya da bizim halimizi anlatan, bizim yaşam tarzımızı yansıtan diziler olmalı ama bunu komediyle, komedi yoluyla anlatacak bir diziye ihtiyaç vardı. Tam o dönemlerde işte Leyla ile Mecnun bunun başyapıtıydı. Daha öncelerinde olacak o kadar. Kimdi şeyi? Levent Levent değildi. Kırca. Levent Kırca olması Levent lazım Kırca. galiba. Levent Kırca mesela toplumun yozlaşmış olabilme ihtimaline karşı ya da ortada herhangi bir sorun varsa bunu dile nasıl getirebileceğinin formülünü bulmuşlardı. Bunu komedi yoluyla halledebiliyorlardı. Galatasaray mevzuları, Fenerbahçe mevzuları, özellikle Atatürk mevzuları toplumun kanayan yaralarıydı. Bu konu üzerinde çok konuşulması gerekiyordu. Ama bunun kavga ve şiddet usulüyle değil, bunu tamamen komedi yoluyla. Hani bunu komedi yoluna farkında varabiliriz ya da bunu topluma anlatabiliriz formülüyle karşımıza çıkmış gene bir başyapıt diyebiliriz. Hani ne kadar bize ne kadar olumlu geçmiştir, ne kadar olumsuz geçmiştir, ne kadar amacına, vizyonuna, mizyona ulaşmıştır. Orası bir yana tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Peki Emrah Bey, konuyu toparlayacak olursak, şimdi yeni başlayan dizilerden de hani dem vuracak olursak, mesela TRT'de yeni başlayan diziler oldu, diğer kanallarda yeni başlayan diziler oldu. Hani illaki siz de bu kültüre hakimsiniz ve takip ediyorsunuz. Hani hangi dizi neyi anlatıyor, bu bilgiye konuyu hakim bir kişi olarak yeni başlayan dizilerden mesela bir değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz? Gönül Dağı şu aralar benim baş köşemden eksilmeyen bir dizi. Gerçekten hani kendini sevdiren bir dizi. Niye seviyoruz? Ya da ben niye seviyorum? Kendi şahsımca yorumlamam, eleştirmem gerekirse şunu diyebilirim. Gönül Dağı dizisini diğer dizilerden ayıran en temel etken ve nedenler de şunları diyebiliriz. Çünkü ne yok? Şiddet yok. Kavga Yani yok. bir samimiyetten bahsedebiliriz bu Evet, dizide. evet, evet. Cinsel içerikli argümanlar yok. Cinsel içerikli konular yok. Yani başka ne anlatılabilir? Ya da benim izleme nedenim başka ne olabilir diye düşündüğümde birlik ve beraberlik var. Hani bir amaç ortaya çıktığında, bir sorun ortaya karşı çıktığında toplumca bir dayanışma ve birlik beraberliğin olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu da ister istemez bizim toplumumuza yansıyor. Biz reytinglerde, reyting her ne kadar tavan yapmış olsa da, ne kadar az olmuş olsa da bu benim için değerli değil. Benim için önemli olan işlenen konu ve konulardır. Bu da bence amaçlarına ulaşıyorlar, bizlere onu yansıtabiliyorlar diye söyleyebilirim. Onun dışında bakıldığında neler söylenilebilir? Yeni Teşkilat dizisi gene TRT'den gideceğim. Şu anda Teşkilat yayınlanıyor dizisi olması lazım. efendim Şu anda yayında olması lazım diyorum. evet, şu Pazar an yayında akşamlarının olması lazım. dizisi. Belki onlara da ihanet etmiş olabiliriz tabii ki. Bu da Yani şakasından bir Teşkilat'ı izleyenler tabii şu anda yayınımızda değildir ama yine de evet. biz bu yayınımızı YouTube'a yükleyeceğiz. YouTube'dan da izleyebilecekler takipçilerimiz. Bu konuda tabii ki bu konuya değinmemiz gerekiyor. Buyurun Emrah Bey. Teşkilat dizisinde de özellikle
Şöyle bir şey var. Hani daha önce de TRT1 teşkilat dizilerini yapıyordu. Hatta çok başarılı bir sezon geçiremeyen diziler de var. 20'ye en fazla 20'ye ulaşan diziler de var. Yani diğer kanallarda da yayınlanan diziler var ama Teşkilat dizisi şey yapan kendini albenisini ortaya çıkaran temel nedenlerden biri şey şu. Şu an başrollerindeki Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta gibi değerli usta oyuncularla şu an bir yayın yapıyorlar ve bir film bir dizinin içerisindeler. İşledikleri konular da tamamen gerçeklerden, hani gerçek hayatlardan, gerçek olaylardan esinlenilmiş hikayeler. Mit hikayeleri bunu zaten hepimiz severiz. Hepimizin merakla, dikkatle dinlemek istediğimiz, okumak istediğimiz şeyler, konular diyebiliriz. Teşkilat dizisi tutacak mı, tutmayacak mı ayrı bir konu. Ama gerçekten teşkilat içinde şunu diyebiliriz aslında. Hızlı ve Öfkeli var. Iron Man var. Ya da hani sürekli izleyen yabancı dizilere, filmlere eğer seviyorsanız hani bunların hepsini teşkilatta bulabilirsiniz. Teşkilata öneriyorum. Onun dışında sizlerden de öneri almak isterim. Eyüp Bey. Tabii ki hani bak şöyle bir şey söyleyeyim ben bu konuda bir önerim şöyle aslında Türk dizilerini ben şahsen çok uzun buluyorum Emrah Bey. Hani 2,5 saat, 3 saat süren Türk dizileri oluyor. Bu Evet. konuda şahsen yani yabancı dizileri biraz daha izliyorum. Çünkü hani 40 dakikada, 45 dakikada bir dizi film tadında bitebiliyor. Şahsen hani önereceğim bir Türk dizisi yok. Ama bu konuda tabii siz de bahsettiniz. Teşkilatı ben de birkaç sahnesine baktım. Birkaç hatta sosyal medyadan çok böyle hashtag oldu. İnsanlar izledi, paylaştı. Bu sahnelerini Evet. takip ettik. Hani iki grup var tabii ülkede, Türkiye'de iki grup var. Bir grup diyor ki böyle diziler işte TRT'nin bütün yapımları devletin propagandasıdır. Abartıdır, şudur, budur işte. Ama bir grup da var. Bunlar gerekli. Çünkü devletin yaptığı işler insanlara aktarılması lazım. SİHA'larımız var, İHA'larımız var. Bir teşkilatımız var, emniyet güçlerimiz var, jandarma kuvvetlerimiz var, ordumuz var. Bunların da topluma en doğru şekilde aktarılması lazım ve devletin televizyonu da bunu en doğru şekilde yapabilecek bir televizyondur. Hani ben genelleme yaparsam tabii ki böyle yapımların gerekliliği var. Çünkü bizim milletimizde, bizim Türkiye'mizde insanlarımız doğru bilgiye muhtaç. Hani medya bu konuda ne kadar yeterli oluyor bilemiyoruz ama böyle Evet. yapımlarla birlikte devletimizin yaptığı işler, başarılar, faaliyetler insanların gözlerinin önüne, evlerinde, televizyonlarında insanlara aktarılmalı. İnsanlar bunları görmeli. Şimdi mesela ülkemizde son gün zamanlarda, son yıllarda başarılı hamleler yapılıyor. İşte birçok proje üretiliyor, birçok materyal geliştiriliyor, mühendislik alanında da çalışmalar yapılıyor. Hani mesela bu diziyi izleyen birisi izlemeden önce belki şöyle düşünüyordu hani. Ya işte SİHA yapıyormuşuz, İHA yapıyormuşuz, uçuruyoruz, tamam, güzel, tebrikler. Ama bu diziyi izledikten sonra belki de insanlar şunu söyleyecek. Diyecek ki, ya biz bu kadar güçlü bir devletmişiz. Yani biz bir tane insansız hava aracımızla, bir SİHA'mızla biz savaşı kazanabiliyoruz, bir mücadeleyi kazanabiliyoruz. Hani böyle insanlar belki bunu düşünecek. Eğer bir dizi, bir yapım, bir medya organı bunu sunuyorsa insanlara ve bu devletin televizyonunda sunuluyorsa ben bunu da sizin de söylediğiniz gibi tavsiye ederim ve izlerim de. Çünkü gerçekten Evet. hani insanların doğru bilgiye ihtiyacı var. Türk milletindeki her insan, her fert, her birey doğru bilgiye muhtaç. Bunu da karşılayan bir yapımı tabii ki biz de destekliyoruz, severiz yani. Evet, teşekkür ederim yorumlamanız için. Biz teşekkür ediyoruz. Biraz da yükselmiş olabiliriz. Takipçilerimiz de Estağfurullah. bizleri takip ediyor zaten bu konudan. Böyle söyleyebiliriz Emullah Bey. Peki toparlayacak olursak son olarak söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun Emrah Bey.
Ben izleyenlere, izleyicilere aynı zamanda bunu söylerken de kendi şahsıma da söylüyorum tabii ki de. Bir diziyi izliyorsak, bir filmi izliyorsak içindeki argümanlara, konulara, oyunculara, özellikle oyunculara dikkat etmeliyiz. Yani burada tekrar bir örnek vermem gerekiyor. Örneğin Uraz Kaygılaroğlu'nu belki biz Pis Yedili'den dolayı tanımış olabiliriz bazı kesimlerden dolayı. Ama Uraz Kaygılaroğlu'yu ünlü yapan ya da onun şöhretini kazandıran 7 Güzel Adam dizisi ve oradaki oynadığı Erdem karakteriydi. Erdem Beyazıt karakteriydi. Ama Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatına bakıldığında Erdem Beyazıt'ın karakterine uygun bir yaşamı yok, yaşam tarzı yok. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarında ve diğer yaşam tarzlarında yakınlarında olan arkadaşlarımızda da bunları duyabiliyoruz. Ben o izleyicilerimize ve kendi şahsıma ve diğer arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Eğer biz bir dizi izliyorsak, biz bir filmi izliyorsak amacımız sadece vakit öldürmek olmamalı. Amacımız sadece izlemek olmamalı ya da sadece bir kişiyi tanımak olmamalı, ünlüleri tanımak olmamalı, oyuncuları tanımak olmamalı. Bizim argümanlara da kullanılan eşyadan 25. kareye kadar, konulara kadar her şeyini dikkat etmemiz gerekiyor. Belki örneğin bir dizi ismi söylemek gerekirse mesela Maraşlı dizisinin senaryosunda kim var? O senaryocunun daha önce ortaya koyduğu yapıtlara da bakmak gerekiyor. Hani bu adamın kendi yaşamında da var mı? Ya da bize bir şey 25. kareyle bize bir şey hayatımıza bir şey aksetmek istiyor mu? Yansıtmak istiyor mu? Bize olumlu ve olumsuz tarafları var mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor diyorum. Beni davet ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah arkadaşlarımız da beğenmişlerdir bu yayını. Sürçülisan ettiksek affola. Bu kadar diyorum. Gerçekten çok güzel noktalara değindiniz Emrah Bey. Bizler de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, bu güzel ifadeleri kullandığınız için, kendi izlenimlerinizi, görüşlerinizi ve yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Gerek şahsınıza, gerek de 3. Yeni Fikir Edebiyat Dergisi'ne buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nitekim Teşekkür güzel bir ederim. konu konuştuk. Yani Türk dizilerini konuştuk, filmleri konuştuk, etkiyi konuştuk, topluma nasıl bir etki bırakıyor bunları konuştuk. Evet. Dizi tavsiyelerimiz oldu, eski dizilerden dem vurduk. Güzel bir yayın yaptık. Gerçekten One Minute programımızla Medya Interaktif TV hesabımızdan güzel yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Takipçilerimize de bunun haberini verelim. Son olarak ben de şunu hatırlatmak istiyorum. Bu yayınımızı daha sonra Medya Interaktif YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Zira buradan yayını yaptıktan sonra bu yayınımızı YouTube'dan da paylaşıyoruz. İzlemek isteyenler, tekrar izlemek isteyenler veya izlemeyenler oradan da temin edebiliyor. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Ve tekraren size yayınımıza katıldığınız için, bizlerle bu samimi ortamda Medya Interaktif TV'de muhabbet ettiğiniz için, yayın yaptığımız için kendim Medya Interaktif TV genel yayın yönetmeni olarak ve bütün Medya Interaktif ailem adına sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Emrah Bey. Biz teşekkür ederiz şahsınıza ve Medya Interaktif ailesine. Ben de beni konuk aldıkları için teşekkür ediyorum. Umarım yayınlarınızda da hayatınızda da başarılı bir ömrünüz olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de hayırlı geceler diliyoruz. Takipçilerimize ve size mutlu akşamlar diliyoruz. Mutlu haftalar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.